ilgiyle izlerdim. Sonra aracı nasıl çalıştırdıklarını gördüm. Bir ara oradaki bir boşluk sırasında ben o go kartı çalıştırdım. Çalıştırınca çok dikkatlerini çektim. Daha 5 yaşındaydım. Sonra binmek için bayağı bir zorladım kendilerini. 1-2 tur attım falan derken çok iyiydi. Bu sefer pistin sahibi akşamları getirebilirsiniz, o da hevesini gidersin falan deyince sonra oranın resmen bir sembolü gibi olmuş oldum. Akşamları gidip orada yardım ediyordum mekanikerlere falan. Sonra birkaç tur atıyordum falan derken böyle otomobil yarışçısı olduk. Ailede var mı bu arada? Abim ilk önce bir otomobil yarışlarına katılmıştı. ODTÜ'de öğrenciyken. Sonra abimden sonra tabii ki bana daha da çok heves geldi. Onun da böyle bir başlangıç noktasıyla sonra benim de önüm daha açık oldu. Şimdi ilk çocukken başladı o go-kart pisti sizin için önemli bir çıkış noktası evet, o zaman. Temelidir zaten yarışların. Hayatınızda da unutamayacağınız anlardır evet, orada evet, geçirdiğiniz yıllar. O günleri hiç unutmuyorum. 5 yaşında olmama rağmen o araçları taşımamı, ya bir çocuğun hayali evet, gerçekleşiyor. Çalıştırmamı, yani lastiklerin dizilimine kadar pisti hiçbir şeyi unutmuyorum. Yani başka hiçbir şeyi belki o kadar hatırlama şansım da olmayabilir ama bir insan tutkuyla bağlandığı bir şey olduğu zaman zaten zihninde direkt yer ediniyor. Evet. Şimdi çocukken ilk heyecan ve ilk buluşma o pistte gerçekleşti. Ondan sonra profesyonel hayata bunun geçişi nasıl oldu? Tabii okul hayatı başladı. Evet. Okul hayatında çocukları biraz daha böyle, yani sizin aileniz nasıldı bilmiyorum ama biraz etraftan soyutluyor şimdi gördüğüm aileler. Sadece ders çalışma, kurs böyle ağırlıklı bir koşuşturma içindeler. Siz o zaman da ilginizi devam ettirebildiniz mi? Evet. Okul hayatında. Evet. Benim babam memurdu. Biz çok gezdik. Bu yüzden karda araba kullandım, yağmur yerlerde araba kullandım. Yani Türkiye'nin tüm coğrafyasını yaşamış olduğum için bir de sürekli babam da otomobillere çok meraklıydı. Sürekli değişik otomobiller falan derken zaten benim de repertuarım genişledi. Ortaya böyle bir sonuç çıktı. İlk profesyonel adım nasıl oldu? Nerede oldu? İlk ya da profesyonel adım sağ olsun İzmir Yarış Pisti'nin kurucusu Erol Hüryargü sayesinde oldu. Bir slalom yarışı düzenlenmişti Pınarbaşı Yarış Pisti'nde. O zaman kendi aracım yoktu. Yarış pistinin araçlarını kiralayan da gelebiliyordu. Kendi arabası olmayanlar. Orada birinci olmuştum. Erol Hülagü işte... Sizin araba mıydı? Kiralamıştım. Kiralamıştım. Kendi aracım da değildi. Ve en iyi zamanı yapmıştım o sırada. Ondan sonra tabii ki Erol Hülagü'nün dikkatini çekti. Derken bugünlere geldik. Ya şimdi yani merakı olanlar varsa aslında onlara da bir ipucu olacak ya sizin anlattıklarınız. Bir yetenek var, yani bunu göz ardı etmemek lazım anladığım kadarıyla. Evet. Ama tek başına yetenek de zannediyorum ki yeterli değil. Aslında birçok alanda yeterli değil. Emek çok kıymetli bir şey, tutkuları hayale geçirmekte. Zor bir iş mi, emek dolu bir iş mi otomobil sporlarıyla evet, uğraşmak? Evet, şöyle bizim en büyük handikaplarımızdan birisi çok pahalı bir spor olduğu için bunu yetişebilmek için işte antrenmanlar yapmak, sponsorlar bulmak, ondan sonra aracın bakımının gerçekten doğru yapılıp yapılmadığını anlayabilmek için çok ciddi emekler lazım. Ama bir yarışçı olabilmek nasıl olur diye düşünürseniz, tabii ki bizler burada yardımcı oluruz. Burada Ülkü pisti var, benim pistim var, Infinity Park. Yani bizler de genç yeteneklere yardımcı oluyoruz. Şu anda da İzmir Genç Yıldızları diye bir takım kuruyorum. 16-18 yaş arasındaki İzmir'deki yetenekli gençleri tüm Türkiye'ye ve ondan sonra inşallah Avrupa'ya açacağımız bir serüvenin başlangıcındayız. Bir yarışçı olabilmek için de en azından bir 3-4 tane şansa ihtiyacımız olan faktörler var. Mesela birincisi istekli olacaksınız ama o tek başına yetmiyor. İstekli olduğunuzda bunu değerlendirebilmek için bir tecrübenizin olması lazım. Hem isteklisiniz hem tecrübeliyseniz bir de yarış otomobilinizin olması lazım. Sponsorlarınızın olması lazım. Bunların hepsi varsa şansınızın da olması lazım. Yani yarışta lastiğiniz patlayabilir, mekanik arıza yaşayabilirsiniz. Yani bunların her birisi mekanik sporların içerisinde bizim önümüzde birer engel. Hı hı. Ama bunları başardığınız zaman dünyanın en büyük keyfi. Sizin ilk peki aracınız kaç yaşındaydınız? Ben 29 yaşındaydım. Lada Samara'ydı.
Hala duruyor. Şu an 35 tane yarış otomobilim var. Ve kiraya veriyorum, eğitim veriyorum. Türkiye'de şu anda yarış aracı sayısı en fazla olan özel yarış takımıyım. BMW Racing Team olarak. Ama şöyle bir şey var. Bizim İzmir'de özellikle ülke pisti ve benim gençlere inanılmaz bir düşkünlüğümüz var. Bir de şöyle bir şey yapıyoruz. Benim İzmir'de en çok özlediğim iş adamları arasında da idari birimler arasında da en çok istediğim şey kaynaşma. Mesela ülke yarış pistinde yarışıyorum ben şu anda ülke takımı adına. Benim bir sürü arabam var. Ben de BMW Racing Team'im. Ama ben kendim tek başıma bir sürü pilot daha bulup da bu sene çok iyi bir şeyler yapamayacaktım. Ben de Ülkü Motorsport'un takım pilotu oldum. Bazen bölgesel dayanışmalar yapmak lazım. Ama bu bölgesel dayanışmayı biz insanlarımıza anlatamıyoruz. Mesela Bursa'dan, İstanbul'dan, Ankara'dan gruplar var. Oralarda da takımlar var. Biz İzmir camiası olarak bile